pancar, portakal, zeytinyağı ve de toz zencefil. Bu metabolizmayı hızlandırıcı. Evet, metabolizmayı hızlandıran bir içecek. Katı meyve sıkacağıyla şerbet hazırlayacağız. Hı hı. Evinde olmayanlar için çok fazla bir şey tavsiye edemiyorum. Çünkü bana göre her mutfakta olması gereken bir şey bu. Hı hı. Smoothie o zaten, blender o zaten çoğumuzun evinde var. Ama bir katı meyve sıkıca alınsın o alınsın, bence. Alınsın, sağlık yani açısından. Hem çocuklar için hem kendimiz için. İlk içeceğimiz katı meyve sıkacağıyla hazırlayacağımız bu içecek. Harika, hazırlayalım mı onu hemen? Tamam. Portakalımız, pancarımız, zeytinyağımız ve zencefilimiz var. Hem ödem arttırıcı hem de metabolizmayı hızlandırıcı evet. bir tarif. Zencefil hem vücudu ısıtır zaten. Evet. Artı yağ yakmasına da destek olur. Aslında en güzeli, şimdi bu pancarla ilgili bir başka şeyimiz var, bir problemimiz var. Bazı insanlar toprak kokusundan rahatsız oluyorlar. En güzeli kullanmadan önce ılık suda bekletirlerse arkasından o toprak kokusu ortadan kalkar. Hem şey kesimi de daha kolay olur. Güzel, ılık suda biraz bekleteceğiz. Ilık suda bekletilirse iyi olur. Ben hiç almadım toprak kokusunu, demek ki alanlar var. Genelde rahatsız olanlar oluyor. Yani hani toprak kokusu gelmese sanki daha iyi olur diye bir çözümü bu. Salatalara çok yakışıyor. Gerçekten hem ekşilik veriyor, hem renk veriyor, hem lezzet veriyor. Biz de bugün kullanacağız salatamızda. Evet, yapayım ben. Hemen bunları fırına atıyorum. Tamam. Portakalda da kabuğunu soymalarını tavsiye ediyorum. Çünkü belirli bir acılık bırakıyor içeceklerde. Kabuğu soyulursa iyi olur. O beyaz kısmı çok faydalı değil mi? Çok derinden soymamak lazım. Yani ona kadar ince soyulursa. Ama mandalina'nın da öyledir. Mandalina'nın beyaz greyfurt kısımlarını da öyledir. Evet. Aynen. Ayırmamak lazım aslında. Ben şu anda diyet dönemindeyim. Diyet öyle yapıyorum. Mi? Evet. Ama hiç ihtiyacınız yok. Kerevizle çok teşekkür ederim. Kerevizle bir çorba yapıyorum ben şu anda. Hemen bunu tarifini paylaş. Biraz böyle bir kendimin de hani uydurduğu, kattığı bir şeyler var. Kereviz yaprağı, kereviz, ıspanak, İşte yeşil fasulye, yeşil kabak, maydanoz, dereotu, kuru soğan koyduklarım, brokoli. Bunların hepsini 7-8 dakika kaynatıyorum. Sonra blender, zencefil, zerdeçal içine bunları mutlaka koyuyorum. Ve ben zerdeçalı kahvemde bile içiyorum. Ha, güzel. Kahvemi bile ekliyorum çünkü gerçekten çok faydası var. Mesela... Zerdeçalla yoğurt mesela çok çok sağlıklı bir şeydir, ara öğündür. Ne bileyim kuru meyveler o konulabilir. Aslında o kadar çok şey var ki, malzeme var ki elimizde kullanabileceğimiz. Onu da soracağım, o ara öğünleri sonra geçeceğiz. Tamam. İçeceğimizi hazırlayalım. Şimdi kesim tamamlandı, arkasından atıyoruz. Karışık da o koyabiliriz. Islak peynir bırakıyorum bu markette sana. Tamam. Bu zeytinyağı da zencefilden koyduk mu? Yok, hayır, o koymadık. En son içeceğin suyu çıktıktan sonra içine koyup karıştırıyoruz. Ha, güzel. Yani önce bunun zaten şey sıkılacak bir tarafı olmadığı için. Şu biraz daha doğrayayım mı ben? Olur. Pancar. Evet. Küçücük bardakta olmasın. Kahvenin yanına su verilir ya küçücük bardakta. Onun gibi bir içecek hazırlamayalım. Dolu dolu olsun. Şöyle. Şu pancarlar büyük geldiği zaman biraz daha küçültebilinir. Şöyle. Daha da şey küçük kesersek daha güzel olur. Sığmıyor mu? Evet. Hani güzel kokusu. Değil mi? Yerinde soyayım başka. Kırmızı kırmızı eller. Evet. Biraz da zor çıkıyor herkese. Eller oynasın, eller diller kaynasın diller. Aynen. Çok güzel bir içecek hazırlıyoruz şu anda. Şunları da atalım. Atalım. Şimdi pancarı çok olacak, onun için olsun, bir olsun. Tane daha portakal koyalım bence. Heh, tamam, onu da soyayım ben hemen. Evet.
içeceklerimizi ödem arttırıcı aç karnına mı içeceğiz yoksa sabah kalkar kalkmaz mı içeceğiz? Önemi var mı? Şimdi aç tok. Mesela hipoglisemisi olanların o sadece uyanır uyanmaz içmelerini tavsiye etmiyorum. Yani bir katı bir şey o yedikten sonra bu içeceklerle devam etmesi daha mantıklı. Ara öğün olarak da değil mi? Ara öğün olarak onu tabii. Hı. Mesela emziren anneler de içebilir. Hı. Ara öğün olarak kullanabilirler. Emziren annelerin içebiliyor olması çok tabii güzel. Tabii çünkü şöyle bir bakarsanız hepsi birbirinden sağlıklı gıdalar. Aynen doğallar zaten. Evet. Bu ellerdeki pancarın çıkması tabii ki zaman alacak. Yarın sabaha çıkar onlar. Yarın sabaha ancak. Evet. Ay ellerin kıpkırmızı oldu. Olsun. Pancardan açıklama yaparca gezerim. Pancarla başladık. Bugün pancar doğradım da. Hazırladık mı içeceğimizi? Evet. Çok güzel. Rengi harika. Şimdi. Bayılıyorum. İçine. Kan kırmızısı. Bir de rengi de çok güzel, çok güzel değil mi? Evet. Can alıcı. Şöyle. İki tatlı kaşığı kadar zeytinyağı. Bu aynı zamanda bağırsakların çalıştırmasına da destek oluyor. Mesela sabah içeceği olarak. Güzel bir şey öğrendik. Değil mi? Aynen öyle, evet. Güzel bir karışım. Peki detokslar kaç günlük yapılabilir? Detokslar benim tavsiyem iki gün arka arkaya, hemen arkasından bir mola vermek en mantıklısı. İşte bir aylık, 10 günlük, 15 günlük detokslar vücudun dengesini bozuyor. Ben yaptım öyle bir detoks, nevrimi şaştı. Ay bayılacaktım, tutun beni. Ay o kadar zor ki. Kan şekeriniz o devamlı zaten sürekli şeyde oluyor, o yerlerde oluyor. Ve kilo verme de olmuyor zaten. Yağ oranı, yani esas kilo verme aslında yağ oranının inmesiyle olur. Benim vücut şaşırdığı detoksların, için de. O zaten amacı ne? Ödemi attıktan sonra normal bir diyetle kilo vermeye o geçmektir. Şimdi şey gibi düşünün, bir balon gibi o düşünün. Onun o balonun havasını almadan siz o balonu bir daha şey yapamazsınız, mutlaka şişiremezsiniz. İlk önce ödemi alıyoruz, arkasından da işte o normal şeyle katı o beslenmenin olduğu o gıdalarla diyetlerle. Ama o günlerde o detoksal... de tabii iki gün yemedik diye makarnaları, pizzaları, mantıları. Değil tabii, yani onu hiç söylemiyorum bile. Öyle bir dengeniz olmasın lütfen. İki gün ben dikkatli. Evet, denemek isteyen. Lütfen. Vallahi ben de yani. Çok aynen faydalı gerçekten. Çok besleyici, güzel tariflerimiz olacak. Ara öğünlere özellikle soracağım. Siz çok korkarak baktınız. Bayramlardan şahane sofralar hazırlanır. Yılbaşı geliyor. İnanılmaz ertesi gün güzel, vücudunuz güzel şişer. İçilebilecek güzel bir, evet, tarif. Kesinlikle. Çocuklar da içebilir, anneler içebilir, emziren anneler içebilir. Şey, ödem atıyor, yağ yakıcı. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Diğer tariflerimiz diyoruz de var. Onları da paylaşacağız.